Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle After Effect'te bir eklenti var. Bununla bir 3 boyutlu yazı yapacağız. Yani logo animasyonu da olabilir. Kendimiz yazıyı bir 3 boyutlu şekilde oluşturacağız. 3D 3D yani 3D element eklentisi After Effects içerisinde gelmiyor. Bunu ayrıyeten kendimiz bulup indiriyoruz. Satın alıyoruz ve eklentiyi After Effects'te yüklüyoruz arkadaşlar. Bugün yani bunu bir seri haline getirme düşünüyorum. Yani 3D elementi en basitten zora doğru yavaş yavaş derslerini vermeyi düşünüyorum. Umarım size faydalı olur. Umarım işinize yarar. Bugün çok basit bir şekilde bir yazı yazacağız ve bu yazıyı nasıl 3 boyutlu hale getirebiliyoruz ve üzerine dokuyu nasıl ekleyebiliyoruz? Bunları öğreneceğiz. Daha sonra aşama aşama gideceğiz. O zaman hemen geçelim dersimize. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ne yapıyoruz? Öncelikle bir composition oluşturuyoruz. Hemen ne yapalım composition'ımızı? İsmi ne olsun? 3D 3D text diyelim. 10 saniye yeterli arkadaşlar. Süremiz 10 saniye. İşte 1920x1080 yaptık. Tamam. Caplux açık. Caplux. Tamam, bunu kapattık. Şu anda bizim composition'ımız oluştu. Hemen buraya biz ne yapıyoruz? Sağ tık diyoruz. New diyoruz. Bir solid açıyoruz. Solid'imizi açtık. Rengi fark etmez. Zaten bunun üzerine efekt vereceğimiz için. Okey dedik. Daha sonra buraya sağ tıklıyoruz. Ya da şuradan bakın. Efekt kısmına geliyoruz. En altta video co-pilot element. Açtık bunu. Daha sonra hangi yazıyı istiyorsak o yazıyı yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz. New diyoruz. Text diyoruz. Ve buraya yazıyoruz. Ben kendi kanalımın ismi olsun. Ne yapayım? Ümit Video FX olsun. Şey, Video FX diyorum. Virtual FX. Evet, hemen buradan arkadaşlar, bak, 50 gine geliyorum. Eleyim, neyse. Buna geliyorum, buna tıklıyorum. Ve şu an yazıyı ne yaptım? Ortaladım. Şimdi burada tekrardan Black Solid'a geliyorum arkadaşlar. Bakın Solid'a geldim. Efekt kontrol panelini açıyorum. Burada Custom Layers. Bakın şuna tıklıyorum. Buradan Custom Text ve Mask. Burada Patch Layer. Yani hangi layer'i biz 3 boyutlu hale getirmek istiyorsak, yani 3D Max'in içerisine atmak istiyorsak ona tıklıyoruz. Ne yapıyoruz? Ümit ve Fix. Tıkladım. Tamam, bizim burada işimiz bitti şu anda. Daha sonra şunları kapatıyoruz. Böyle şey yapar, kafa karışmasın. Scan Setup diyoruz ve tıklıyoruz. Şu an ekran boş. Ne yapıyoruz? Buradan X 3D kısmına tıklıyoruz. Bakın tıkladığı zaman bizim yazımız burada şöyle gözüktü. Şöyle kısaca şu ekran için bilgi vereyim. Yani çok kısa bir şekilde. Çünkü bu temel olsun istiyorum. Çok fazla detaya inmiyorum. Çünkü detaya indik insanların kafası karışıyor. Aşama aşama gidersek daha rahat anlayacağını düşünüyorum. Yani ileriki derslerde mesela bu yazı aynı olur. Bu etrafına küpler, işte bilezikler, yüzükler neyse böyle 3 boyutlu şekiller falan koyacağız. İşte onların etrafından dönecek falan böyle değişik şeyler yapacağız. Ayrıca buradaki işte küpler, buradaki küplerin üzerine nasıl resim ekleyebiliriz? Bunları öğreneceğiz. O yüzden aşama aşama gidelim. Şimdi ne yaptık? Biz yazımız buraya geldi. Bakın 3 boyutlu yazımız. Bevel'e geldik. Yani bevel ne demek? Yani arkadaşlar bu şey. Yani bunların bakın. Yani yazımızın inceliği, kalınlığı, boyutunu ne yapalım buradan? İşte arttırabiliriz. Bakın. Şöyle. Biraz da ne yapıyor? Biraz da
Çok karıştı bu şekilde. Olabiliyor. Bu sıfır olsun. Çok karışmasın. Evet. Bu şekilde bunu buradan ayar yapabileceğiz. Bakın. Daha sonra bu yazımıza şu kısımdan bakın. Illumination. Buradan ışık ayarı verebiliriz. Yani ışığı diyelim beğenmedik. Bakın ışığımızı bakın arttırabiliriz. Biraz şey yapalım. Bu arada farenin orta kısmıyla tekerlekle büyütüp küçültebiliriz. Bakın. Şöyle daha da gözükebilir. Şöyle yapalım. Bakın. Işığımızı arttırıp azaltabiliriz. Bakın şu şekilde. Bu da çok hafif bir gölge tarzı bir şey veriyor böyle bakın. Fresh. Yani bundan bu kısım ışıkla alakalı. Tamam. Şu ışıkla alakalı. Yani işin özü bu kısımda bizim buradaki extrude'imizi extrude ile alakalı her şeyi bu kısımda ayarlayabiliriz. İşte ışığını, mışığını, boyutunu, cinsini, minsini neyse her şeyini ayarlayabiliriz. Buradaki resim falan var. Bunlara işte diğer ders geleceğim. Yani bu kısımlara diğer ders bakacağız. Yani resim ekleme, üzerine kaplama yapma falan. Şimdi o zaman bu resim böyle olur mu? Şey bu yazı böyle olur mu? Olmaz. Buna bir şey ekleyelim. Bakın şuradan ne diyoruz? Present kısmından. Materyal kısım var. Materyaldan Psical 22 tane bizde hemen materyal varmış. Bu tabi boş olduğu için bizde az var. Bunu isterseniz kendiniz internetten bulup materyal çoğaltabilirsiniz. Bakın buradan ben işte Chrome diyorum mesela. Ben Chrome'u aldım. Bakın. Bevin üzerine bırakıyorum. Bıraktım. Bakın şu anda yan yazılım oldu. Chrome oldu bakın. Bayağı güzel oldu ha. Chrome güzelmiş. Ben bunu beğenmedim mesela. Blue olsun istiyorum. Bak yazımızda ne yaptık? Blue Fireframe verdik. Kırmızı ne biçim renk lan bu cırlak cırtlak renkler. Neyse. Buradan istediğimiz rengi şey verebiliriz. Ben ne yaptım? Ben krom verdim. Tamam. Kromu da verdim. Bu şekilde. Yazımı ne yaptım? Yazdım. Buna bir de arka plan verek biz. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada kısımdan. Emulation Mat. Kendimiz daha sonra verebiliriz. After içerisinde ama. Buradan da kolay bir şekilde verebiliriz. Bak burada bizim bir sürü yazılarımız var. Şey, arka plan var. Mesela şuradan herhangi bir arka plan verelim. Mesela burada var mı şöyle bir arka planımız. Şu nasıl olur? Şuna basarsak, evet. Şuna basmazsak bakın arka planı tam şey olmuyor. Şuna bastığımız zaman da arka planımız rahat bir şekilde bakın arkada gözüke biliyor arkadaşlar. Yani en Remation'a basarsak arka planımız bizde nedir? Görebiliriz. Evet bunu yazdık böyle şimdi. Ne yapıyoruz? Daha sonra şu kısma geliyoruz ve okey diyoruz. Bak. Yani bunu arkadaşlar çok hiç bilmeyen için anlatıyorum. Yani hiç, o yüzden çok yavaş, yavaş anlatıyorum. Evet şu anda bizim yazımız burada. Bak arkadaşlar. Şimdi bu yazımızı şuradan gelip bakın. Pardon buna bir kamera şey yapalım. Kameradan önce şey yapalım işte ne yapalım. Arka plan vermiş. Arka plan şu an yok. Nerede arka plan? Arka plan gözükmesi için bakın şu kısma gidiyoruz. Bakın render. Physical environment. Environment. Maint. Bir de okuyabilsek tabii ki daha şey olacak da. Buna geldik. Buradan bakın show in background. Background arkada gözüksün mü diyor. Evet diyoruz. Gözüksün. Evet tıkladık. Evet işte gördüğümüz gibi gözüktü. Daha sonra ben şu yazının benim ihtiyacım yok. Bakın şu yazıyı şimdi tıkladım. Bunu kaldırdım. Şimdi sağ tıklıyoruz. Bir de kamera açalım. Bakın kamera açalım. Kameramızı burada dikkat ediniz bir nokta var arkadaşlar. Bakın kamerada two node kamera var. Bir de One node kamera var. Bizimki bu olacak. Two node kamera. Tamam. Yani bu olmazsa komple mesela gösterelim mesela. Şunu göstereyim. One node kamera açtık biz. C'ye bastık. Bakın gördüğümüz gibi tüm composition dönüyor. Bakın.
Ben istiyorum şu yazı dönsün bak. Ben yazın ekrana dönmek istiyorum. Olmuyor. Tamam. Şunu yerini alalım. Hemen ne yapıyoruz? Kamera çıktık diyoruz. Bakın. Tuğ not kamera seçtik. Okey dedik. Tabii şeyimiz ne olacak? 35 mm olacak. Okey dedik. Şimdi C'ye bastık. Bakın C'ye bastık. Evet. Gördüğümüz gibi sadece ben yazının etrafında dönebiliyorum. C'ye bastım. Şöyle. Böyle de ne yapabilirim? Büyütebilirim. Zoom yapabilirim bak. Şöyle çevirirsem. Evet. Şöyle bir geç olsun istiyorum. Yeterli olmuş. Tamam. İşte kameraya geldik biz ne yapıyoruz? Kameraya geldik. Transform. Ayağına geldik. Şunların hepsini açalım. Hepsi açık olsun. Şu anda burada bunlar. Son kısma geldim mesela ben ne yapıyorum? 6. saniyede ben istiyorum ki benim kamera işte nasıl olsun? Bakın şöyle düze gelsin. Tabi biraz da zoom'unu ayarlayalım şöyle. Şöyle ayarlayalım şunu biraz. Şöyle yapalım. Biraz daha geri gidebilir. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle geliyoruz. Bakın. Şöyle. Evet. Bu şekilde kameramızı da arkadaşlar ayarlayabiliriz. İsterseniz şu ara kısmında bir rotation yaptırabiliriz. Yani bir rotation. Mesela şu şöyle pardon. Şöyle yapalım. C'ye bastık. Veya şuna mı? Evet. Şöyle yaparsak şöyle bir dönme hareketi yapabilir. Tamam. Bak şöyle geldik. Şöyle döndü. Evet. Bu şekilde işler yapabiliriz. Yani istediğimiz gibi. Bakalım nasıl oldu. Şuraya bakalım. Geldi. Evet. Bu şekilde burada misin istiyorsak hemen burada yani 6 saniye falan yetiyor zaten sürüyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. En basit haliyle 3D elementi anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki uygulamalar gittikçe zorlaşmayacak ama üstüne kadar gideceğiz. Çünkü daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde karavan çamur olur. Şimdi üzerine yazın üzerine bir şeyler ekleyeceğiz. Küp mü falan onun üzerine kaplan falan daha çok kafa karışacak. Böyle aşama aşama gidersek daha faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.